Günaydın beyim. Günaydın Kezban. Teyzen nasıl oldu, iyi mi? İyi beyim, sağ ol sorduğun için. Kezban, bagajda Leyla'nın hazırladıkları var. Onları alır mısın? Emrin olur beyim. Ben yardım edeyim, tepesine zar olur. Dur sen, dur. O alır, merak etme sen. Kezban yanınızda olacak bugün sizin. Bugün büyük gün. Bir ihtiyacınız olursa bana haber ver. Halletmesi için birini gönderirim. Tamam, sağ ol. Sana da kolay gelsin, hayırlı işler. Ya umarım akşam her şeyi mahvetmemişimdir. İnşallah Akif Bey'le toplantın çok güzel geçer. Şimdi sen orasını düşünme. Kardeşinin yanında ol. Teşekkür ederim. Kezban. Hazır mı? İnşallah çok iyi geçer. Sen de bir tuhafsın küçük gelin. Ayol her şey Firdevs Hanım'la Gülsüm Hanım yaptı. Taş olsa çatlar, ben çatladım burada. Söylesene doğrusunu. Ya öyle deme. Ne olursa olsun oraya o kılıkta gitmemem lazımdı. Mirza Bey'im sana kızıyor. Beni bu hale onlar getirdi desene. Söyleyemem. O şikayet etmek gibi olur şimdi. Hiç hoş bir şey değil. Onların yaptığı çok hoş sanki. Bu da bana ders olsun. Ne yapalım? Annemler yoldaymış. Hadi onlar gelmeden odayı hazırlayalım. Vallahi sen melek olacakmışsın da bir yanlışlık olmuş Zahar. Hadi hadi gel. Maşallah gelin hanım. Sen de her konuda beceriklisin vallahi. Yemek var, ev işi var, el hüneri var. Ne istiyorlar senden anlamadım ki. Ruhun da güzel. Vallahi şu zamanda senin gibi gelin bulsalar öper başına koyar millet. Laf aramızda kalsın. Ben Firdevs Hanım'ın yerinde olsam Gülsüm'ü değil senin yanında tutarım vallahi. Sağ ol Kezban ama öyle konuşma lütfen. Sen var ya kendi güzel, ruhu güzel bir kızsın. Yüzüm burada diye söylemiyorum vallahi bak. O senin gönlünün güzelliği, sağ ol. Gel kızım gel. Hoş geldiniz. Abla ne yaptınız siz ya? Çok güzel olmuş. Kızım ne güzel düşünmüşsünüz. Ablacığım çok tatlısın. Çok teşekkür ederim. Ameliyatın çok iyi geçecek. Sen çok iyi olacaksın. Biz de bunu kutlayacağız. Abla gece yine uyuyamadım ben. Ne olacaksa olsun artık. Bak beni dayanacak gücüm kalmadı. Ablacığım deme böyle. Bak yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. O kadar çok sıkıldım ki abla. Bir sürü şey düşünüyorum. Kafam patlayacak gibi oluyor artık. Diyorum ki ameliyat olunca iyileşeceksin. Okulumun mezuniyetine yürüyerek gideceksin. Orada dans edeceksin. Sonra birden bir şey oturuyor içime. Ya daha kötü olursa. Ve hiç yürüyemezsem. Yetti artık ya. Bugün ne olacaksa olsun. Canım kızım. Bak iyi düşünelim, iyi şeyler olsun. Değil mi öyle şeyler ha? Bütün gece internette dolandı. Bir baktım ameliyatı izliyor. Deniz ben sana internete girmek yok demedim mi? Ama insanlar neler yaşamış biliyor musunuz? Bir kızın iki bacağını birden kesmek zorunda kalmışlar. Tövbe tövbe. Deniz yeter. Bak ne konuştuk seninle. Sakin ol lütfen. Varsınız. İyi ki yanımdasınız. Sen de gel Kezban abla. Gelirim vallahi. Gel gel. Kezban ablam bütün bunları taşımamızda çok yardımcı oldu sağ olsun. Onun da emeği sağ büyük. Sağ olsun. Korkma ablacığım. Hepimiz dua edeceğiz senin için. Şu tipine bak ya. Kafama da bu ne tam oldu. Ablacığım ameliyata gireceksin. Ne bekliyordun ki? Yani ne bileyim ablacığım daha iç açıcı şeyler olabilirdi. Mesela allı pullu şeyler. Moral olurdu yani. Bunun gibi mi mesela? Ha, şimdi oldu işte. Ablam işte eline attığı her şeyi güzelleştirir. Abla bu arada annem nerede? Bilmiyorum ki. Dur ben bakayım. Pardon. Deniz'in ablası siz misiniz? Evet, buyurun. Biz hazırız.
Maalesef ameliyat bugün yapılmayacak. Anlamadım. Niye ki? Tahlillerde falan mı bir şey gördü doktor bey? Hayır. Asistan arkadaşımın hatası. Doktor bey sempozyuma gidiyor bugün. Tarihleri karıştırmış. Siz ne diyorsunuz? Olmaz. Bugün kardeşimin ameliyat olması lazım. Ya kendini zor hazırladı zaten. Lütfen doktor bey arayın, bir şey yapın. Yapacak hiçbir şey yok. Ameliyatı bir ay sonrasına ertelemek durumundayız. Kusura bakmayın. İzninizle. Hayır ya, hayır. Of. Evet, birazdan alacaklar ameliyata. Zaten almazlarsa kaçıp gideceğim buradan. Kızım, hem de deli gibi korkuyorum ya. Bütün gece internette gezdim. Ameliyatı bile izledim. Çok zor, çok riskli bir ameliyat. Az da ertelerlerse kaçıp gideceğim buradan. Leyla, Leyla, ne yaptınız? Anne, neredeydin sen? Ufak bir işim vardı. Ne oldu, alıyorlar mı ameliyata? Doktor sempozyuma gidecekmiş. Ameliyatı bir ay ertelediler. Ne? Ne diyorsun kızım sen? Ne demek bir ay ertelediler? Olur mu öyle şey? Ayol, şimdi mi söylenir bu? Çocuk zaten korkup duruyor. Bugün bu iş olmazsa Deniz bu stresi bir daha hayatta kaldıramaz. Hay Allah, hay Allah. Zaten yavrum kabuslar görüp duruyor günlerdir. Leyla, ne yapacağız? Nasıl söyleyeceğiz? Bir daha hayatta buraya getiremeyiz. Bu fizibilite raporlarını da ekleyin dosyaya. Akif Bey'le konuştum. Gelmek üzereymiş. Hata bile istemiyorum. Tabii efendim. Gel. Kezban, senin burada ne işin var? Şey, önemli bir durum var da. Ne oldu, babaannem bir şey mi oldu yoksa? Yok, Allah korusun. O iyi ama... Tamam, gel şöyle. Kezban, ne oldu? Hastaneden geliyorum beyim. Doktor Deniz'in ameliyatını iptal etmiş. Leyla çok endişeli. Bu işi çözsen sen çözebilirsin. Anneciğim.